müminler, bugün Kur'an-ı Kerim'den size birinci rekatte Fatiha'dan sonra Bakara-i Şerif suresinden ayetler okuduk. Bu ayetler çerçevesinde bugünkü sohbetimizi sizlerle inşallah tamamlamak istiyoruz. Mevlamız hem konuşana, hem dinleyenlere, hem şu anda bizleri dünyanın farklı yerlerinde bu sohbetlere kulak verip izleyenlere her birimiz için inşallah istifadeli eylesin. Onlara da buradan gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Hudellil muttakin. Rabbimiz bazı surelerin ilk başlangıç ayetini elif, lam, mim, ha, mim, elif, lam, ra gibi harflerle başlatır. Bunlara aziz kardeşlerim hurufu mukatta'a denilir. Böyle bir ismi var. Sırrını bilmiyoruz. Bazıları efendim Taha gibi mesela, ey Habibim uzun süreler ayakta kalıyorsun. O sebeple ayakların şişiyor. Bunu Hazreti Ayşe validemiz bize aktarıyor. Böyle hitabı o ki ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Ey uzun süre ayakta kalan kişi manasınadır Taha. Biz sana Kur'an'ı bir meşakkat olsun diye indirmedik. Niye kendine bu kadar eziyet ediyorsun diye ayet-i kerime devam ediyor. O yüzden Taha bu manaya gelir diyorlar. Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn. Bu hususta bilgiler var ama Kur'an-ı Kerim sırlar hazinesi, bilmiyoruz. Lakin Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Kur'an'ı okuyan her bir mümine Allah bir harfine 10 sevap verir. Onun garanti olarak yazılan amelidir biiznillah. Yeter ki gönlü de Kur'an ile birlikte olunca, buna gayret ederek okuyunca bu gerçekleşir. Buna gayret etsin, gözleri Kur'an'ı takip ederken, dili ayeti okurken kalbi başka yerlerde dolaşmasın. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü Mevlamız kalbimize bakıyor ve nazar ediyor. O esnada onun için Kur'an okumaya başlarken festaiz billah fe iza qara'tel Kur'ane festaiz billah. Ey Habibim, Kur'an okumaya başlarken, Kur'an okurken bile Allah'a sığın. Bu ayet-i kerime gereği her Kur'an okuyucu Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamalıdır. Neden? Çünkü kalpleriniz bütünleştiği zaman Kur'an'ı okuyunuz buyuran Resulullah Efendimiz, dilimiz ayeti telaffuz edip gözümüz satırlarda dolaşırken kalbimizin başka taraflara akmamasını istiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı mümin saygıda kusur etmiş olur. Aynen şuna benzetiliyor aziz kardeşlerim. Biriyle konuşuyorsunuz ama elinizde işte çağımızın derdi, müptela olunan şey, imtihanı, sınavı, belası, telefon, siz onunla meşgulsünüz. Arada bir başınızı kaldırıp ha öyle mi filan diyorsunuz. Karşınızdaki insan beni dinlemiyor vehmine kapılır, üzülür. Ona siz vakit ayırmıyorsunuz demektir. Bu durum nasıl nahoş bir durum ise, kalbimiz başka yerlerde dolaşırken gözümüzün ayeti takip ettiği, dilimizin de okuduğu durumlara düşmemizi istemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, en büyük muallimimiz, öğretmenimiz, onun için istiyor ki bu kalp ona versin kendisini. O zaman Kur'an'ın lezzetini aldığımız zaman bırakamazsınız. Sayfalarca okumak ister, her gün okumak ister ve uzun süre okuyordu Efendimiz, ayaklarının şiştiğinin farkında olmuyordu. Yudum yudum lezzetini aldığı için. İşte bu Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki her harfine Allah 10 sevap yazar. Bakınız diyor, elif, lam, mim bir harf değildir. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir diye açıklıyor. Harflerine 10 sevap verir. Elif, lam, mim dediğiniz zaman 3 harf efendim sevabı 30 olarak bileceksiniz. Zalikel kitabudaki bütün harflerin sayısınca verir. Bu şuurla okunduğu zaman Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'i cümlemize bu şuurla okumayı nasip etsin. Okuyuculara, okuyucular olarak hepimize, dinleyicilere bu şuurla dinlemeyi nasip etsin. Çünkü bizim sevaba çok ihtiyacımız var. Mahşer günü hiç ummadığımız yerden sevaplarımızın eksildiğini görecek insanoğlu. Buna çok üzülecek. Onun için sevaba çok ihtiyacımız var diyor Resulullah Efendimiz, bizi uyarıyor. İşte Mevlamız elif, lam, mim onca malum olan bir manaya geliyor. Sonrasında zâlikel kitab, bu kitap diyor Kur'an-ı Kerim'i kastederek. La raybe fih, onda hiçbir şüphe yok. Onda hiçbir çelişki yok. Bir dediği diğerini bozmayan bir sayfalar içinde Mushaf-ı Şerif diyoruz. 6000 küsür ayet-i kerimeyi Rabbimiz Teala Peygamber-i Zişan Efendimizin kalbine indirdiği, ona okuttuğu, sana biz okutacağız ey Habibim. Senukri'uke felâ tensa, sana biz onu okutacağız ve asla unutmayacaksın. Unutmamak, hafızların Cenab-ı Hakk'ın büyük bir mucizesine mazhariyetidir aziz kardeşlerim. Bu ayet-i kerimeleri hıfzederler ve bize böyle tane tane inci misali sunup verirler, okurlar. İşte bu ayetler birbiriyle çelişkisi olmayan, bu Kur'an içinde hiçbir şüphe bulunmayan bir kitaptır. Kitab-ı mübindir. Açık, net bir kitap. Ve huden lil muttakîn, müttakiler için hidayet rehberidir buyuruyor Rabbimiz Teala. Sonra bu müttaki kelimesini kısaca ifade edelim. Sohbetlerimize devam eden kardeşlerimiz hatırlayacaklardır. Onlar için tekrar olduğunu düşünmesinler. Çünkü tekrara da ihtiyacımız var. Hatırlamaya ve hatırlatılmaya da ihtiyacımız var. Bu hatırlatmalar insanoğlunun muhtaç olduğu husustur. Çünkü biz nisyan ile mağlul olan bir zihin yapısına sahibiz. Yani unutmaya hazırız. Onun için hatırlatma kabilinden söylüyorum. Efendim, takva sahibi olmak demek, gönlünde Allah'a kul olmanın şuurunu taşıyor olmak demektir. Allah'a kul olma şuuruyla yaşamak demektir. Ya Rabbi, ben senin kulunum, bundan ben çok memnunum. Sen de benim Rabbimsin, sen de benden razı ol amellerimde diye hep bu niyeti, hep bu duayı ve niyazı içinde taşımak demektir. Takva sahibi olmak. İşte bu Kur'an müttakiler için bir hidayet rehberidir. Ellezine, onlar öyle müttakilerdir ki yu'minune bil gayb, görmedikleri halde Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, meleklerine, gönderdiği peygamberlere iman eden, gayb alemine, görmediğimiz bir aleme imanımızı görmüş gibi gerçekleştiren kullardır. Onlar ki namazlarını hakkıyla eda edenlerdir. Onlar ki kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak edebilenlerdir. Devam ediyor ayet-i kerime. Onlar ki kendilerinden önce Allah'ın indirdiği kitaplara ve o kitapların içinde var olan bilgilere iman ettikleri gibi, ey Habibim, sana da indirdiğimiz bu Kur'an'a, bu Kur'an-ı Kerim'in her ayetine şeksiz şüphesiz inandım diyen kimselerdir. Bakınız, müttakilerin vasıfları çok güzel bir şekilde açıklanıyor. Müttaki olabilmek için bunlara uymamız gerektiği bize hatırlatılmış oluyor. Ulaike ala huden min rabbihim. Ne güzel, ne mutlu bunlara. Onlar Rablerinden gelen hidayete nail olmuş kimselerdir. Allah'ın kendilerini hidayet ettiği kimselerdir. Ve ulaike humul muflihun. Ve ne mutlu onlar kurtuluşa, gerçek felaha eren kimselerdir. Felaha ermek demek, ayet-i kerimelerden anladığımız şudur ki, mahşer gününün hesabını verip de mutlu bir şekilde cennetin yolunu tutan kimsenin mutluluğuna sahip olmak demektir. Gerçek kurtuluş budur ve bu dünyanın sıkıntıları bizim hiçbir zaman peşimizi bırakmaz. Yakamızdan düşmez. Bir gün iyiyseniz, ertesi gün bir başınıza sizi üzen bir durum gelebilir. Bu dünya sıkıntısız olmayacaktır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ buyuran Rabbimiz Teala, bu dünya hayatının insan için mutlaka bir imtihanlarla dolu yaşantı olduğunu hatırlatıyor. Kimi bölgelerde açlık, kıtlık, kuraklık, susuzluk, İşte Bursa olarak da bizim su seviyemizin düşük olduğunu söylüyorlar. Yağdırmazsa Mevlam, nereden kim su getirecek? İşte bütün bunlar dünya hayatında muhtemel karşılaşacağımız bizim sınavlarımızdır. Ama asıl olan bunlardan kurtuluş değil de mahşer günü hesabını verebilmiş olmaktır. Onun için bu yevmül hisab, Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Bu yevmül hisaba çok dikkat edelim aziz ve muhterem kardeşlerim. Tek idealimiz şu bedeni, şu ruhu ahiret yurduna, ruhu mümin olarak teslim edip şu bedeni de toprağa verince yakınlarımız, ardımızdan mümin olduğumuza şahitlik edilecek bir hayat bırakalım. Son kelamımız ol mübarek kelime-i tayyibe ki gönülden, kalpten, bütün hücrelerimizle buyurun bir daha okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Rabbimizin varlığını, birliğini, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliğini tasdik ederek göz yumabilmektir ve mahşer günü hesabından Cenab-ı Hakk'ın bazı bahtiyar kulları var ki onların hesabını Mevlamız kendisi, sizin hesabınız yok diye görüp de böylesine hesapsız ve azapsız mahşer meydanından cennete uğurlananlar diye bahsediliyor. Onun elinde, onun iradesinde, onun merhametine hiç sınır yok. Bizi de onların arasına katmaya hiçbir engel yok. Cümlemizi ya onlardan ya da hesabı çok kolay gelenlerden eylesin. Amin ya Rabbel alemin. İşte ve ulaike humul muflihun. Aynı zamanda dünya hayatında da böyle felah hali insandaki huzur halidir diyor eserlerimizde, tefsirlerde. Gönlü hoş olmak demektir. Sıkıntıyla beraber gönlünde bir mutluluk olmak demektir. Dünya hayatında Rabbimiz Teala bunu da mümin kullarına veriyor. Müminin imanı günümüzün hastalığı olan strese engeldir diyor din psikologları. Evet, ta kendisi. Çünkü iman onu barındırmaz bir müminin ruhunda. Mevlam var der, bütün sıkıntılarına ve kederlerine bakarak. İşte bu da bir felah halidir. Ve estaizu billah, men amile salihan min zekerin ev unsa, ister kadın ister erkek olsun, mümin olarak güzel ameller yaparsa, salih amellerde bulunursa, Rabbimiz buyuruyor, felenuhyiyennehum, andolsun ki biz de onları şu şekilde yaşatacağız bu dünya hayatında. Nasıl bir hayat? Hayaten tayyibe, hoş bir hayat. Hocam biraz önce dediniz ki sıkıntısız, imtihansız, musibetsiz geçmeyecek. Evet, onu ben değil, Mevlamız Teala buyuruyor. Peki nasıl olur bu? Yani sıkıntısız geçmeyecek. Musibetler, belalar, hastalıklar, şunlar bunlarla muhatap olacağız. Ama gönlünde iman, davranışlarında salih amel olan bir kimseyi فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبًا, biz onları hoş bir hayat ile yaşatacağız. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yaptıkları bu salih amellere karşılık olarak da andolsun buyuruyor Rabbimiz yeminle, biz onlara bu yaptıklarının karşılığını çok büyük bir mükafat olarak ödeyeceğiz. Yani ahiret yurdunda onları altından ırmakların aktığı, gönüllerinden geçenin önlerine konulduğu bir hayat, cennet hayatıyla mükafatlandıracağız buyuruyor Rabbimiz Teala. İşte bu mükafat ahiret yurdundan önce hoş bir hayat olarak gelecek. Nasıl olur hoş bir hayat? Kişinin gönlünde huzur varsa buna hayaten tayyibeh deniliyor. Ve çok manidar bir takvim yaprağının arkasında okumuştum. Efendim belli bir yaşın üstündeki müminler bu takvim yapraklarını çok dikkatle okurlar. Ben de onlardan olmaya başladım. Velhasıl ama çok bilgilerin olduğunu da ifade edelim. O takvim yaprakları insan için din eğitimi adına önemli bir kaynaktır. İhmal etmeyelim. Oradan aktarıyorum size güzel bir yaşanmış hadise. Bir yarışma düzenliyorlar. Mutluluğun ve huzurun resmini çizin diye ressamlara bir yarışma açıyorlar. 2 resim finale kalıyor. Bunlardan birisi çok güzel berrak bir gökyüzünün, yeryüzünde bir göle durgun, çarşaf gibi bir görüntüyle tamamen bulutların yansıdığı, yanı başındaki dağın, ormanın, ağaçlarının böyle yansımasının suya düştüğü çok güzel bir bahar resmi gibi. Herkesin dikkatini çekiyor ve birinci olmayı onun sahipleri de başkaları da umuyorlar. Efendim ikinci resim finale kalan yine bulutlarla kaplı bir gökyüzü, yağmur yağıyor. Yanı başında bir uzaktan dökülen şelale, şelalenin nehir olup aktığı, bu nehrin ortasında bir kaya parçası, üzerinde de bir kuş efendim yuvası, dişi bir kuşla yavrularının bir mutluluk resmi, onlara yönelik bir detay var. Küçücük yuvalarında, etrafında gürül gürül akan o nehrin ortasındaki kayanın bir kovuğunda ve yağmurun yağdığı bir ortamda böyle bir resim. Buna pek ihtimal vermiyorlar ama gel gelelim bu husustaki mütehassıs kişilerden oluşan jüri bu ikinci resmi birincilikle efendim ödüllendiriyor. İtirazlara da şu şekilde cevap veriyorlar. Diyorlar ki şu birinci resim olarak düşündüğünüz baharın en güzel şekilde efendim yansıtıldığı bu resim, evet çok güzel bir tablo ama onun belki birkaç saatlik bir görüntü olarak ömrü var. Yani güneşin o andaki verdiği o ışıkla yansıyan bu sudaki manzara akşam olunca bitebilir. Mevsim bahardan yaza, yazdan sonbahara, kışa döndüğü zaman da bulamayabilirsiniz. Vakitlidir, muvakkattir, geçicidir. Ancak bu kuşun yavrularıyla beraber buradaki durumu yağmur yağsa da, güneş açsa da, etrafından geçen o suyun akışı onları hiç rahatsız etmemekte, onlar bu yuvalarında mutlu olabilmektedir. Çünkü hayat öyle her zaman kolaylıklarla geçebilecek bir hayat değildir. Bu kuş yavrularıyla beraber huzurun ve mutluluğun resminin en önemli parçasıdır. Bunun için birinci seçtik diyorlar. Meselenin künhüne vakıf olduğumuza, bize verilmek istenen mesaja ulaştığımıza ben inanıyorum ve bu ayet-i kerimeler, ilk ayet-i kerimede, ilk rekatte okuduğumuz o ayet-i kerimelerin sizlere bu şekilde manasını aktarmış oldum. İkinci ayet-i kerime, ikinci rekatte okuduğumuz ikinci Kur'an-ı Kerim ayetleri, onlar da Bakara suresinin 124. ayetleriydi aziz müminler. Ve Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimizin ceddim diye, babam diye nitelendirdiği Hazreti İbrahim, ona Ebul Enbiya denilir. Çünkü peygamberlerin babasıdır. Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, Hazreti Yakub'un, Hazreti Yusuf'un, ondan intikal eden Hazreti Musa'ya, onların soylarının, Hazreti İsa'nın ve en son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ceddi Adnan isimli zatın o yoldan Hazreti İsmail'e ulaşan soyuyla Resulullah Efendimizin de ceddidir. O sebeple Hazreti İbrahim'e Ebul Enbiya denilir ve bir hadis-i şerifinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Ene da'vetu ebi ve buşra ahi ve ru'yaya ummi" diye bize ifade buyurduğu üzere ben babamın duası, yani Hazreti İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesiyim, annemin rüyasının tecellisiyim diye buyurur. Yine orada da Hazreti İbrahim'i kasteder. Hazreti İbrahim nasıl bir dua etmişse o sebeple ben babamın duasının tecellisiyim buyuruyor. Şimdi ona bakacağız. Konumuzla da ilgili olan ayetleri size okuduk. Onu ifade edip sohbetimizi tamamlayacağız. Aziz müminler, Mevlamız bu 124. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve izibtela İbrahim'e rabbuhu bi kelimatin feetemmehun. Rabbi İbrahim'i bir takım hususlarda sınadı. Bunların hepsini başarıyla geçti. Bu dünya hayatının sıkıntılarına muhatap olan bir peygamberden bahsediyoruz. Öyle ufak tefek sıkıntılar değil. Babası onu reddetti. Efendim, toplumu onu istemedi. ateşe attılar, sonra efendim kovdular, her neyse bunlara katlanılabilir şeyler olarak bakılabilir. Ama ciğerparesi Hazreti İsmail'i Mevlamız Teala onunla imtihan etti, Hazreti İbrahim'i, onu da biiznillah. O halde canıyla, malıyla ve cananıyla imtihan olunan bir peygamberdir. Hepsini gönlündeki iman ile biiznillah başarmış oldu bu sınavları. Rabbimiz Teala buyurdu: İnni ca'iluke linnâsi imâma. Seni ben insanlara önder kılacağım. Hazreti İbrahim benim neslimden gelenleri de insanların önderi olabilecek bir mertebeye yüceltir misin ey Rabbim? Ve min zürriyeti kâle buyurdu: La yenâlu ahdiz zalimin. Sana verdiğim bu söz zalimleri kapsamaz. Zalimler için sana bu sözü veremem buyurdu. Zalimlere yönelik değildir bu sözüm. Bu ayet-i kerime biyolojik olarak bir insanın, evladının ve neslinin onunla aynı duyguları taşımadığı zaman o biyolojik varlığının ona çok önemli bir şey katmadığına işaret eder. O sebeple Hazreti Nuh'un kendisine iman etmeyen ve tufanda boğulan evladını bize örnek gösterir İslam alimleri. Cenab-ı Hak vermezse kendi evladı ona bu manada işte uymuyor, itaat etmiyor, boğuluyor. Karşımızdaki bir peygamberdir Hazreti Nuh, boğulan da onun evladıdır. Dedi ki: Ya Rabbi, sen bana söz vermiştin. Benim ailemi, ehlimi kurtaracaktın. Oğlum boğuldu. Bunlar ayet-i kerimede geçiyor. İnnehu leyse min ehlik. İnnehu amelun gayru salih. O senin ailenden sayılmazdı. Sayılmıyor. Ameli salih olmayan bir peygamberin ailesinden değildir buyuruyor. Hazreti İbrahim de benim neslim insanların önderi olsun ya Rabbi, onu da bana lütfeder misin deyince la yanalu ahdiz zalimin. Zalimleri ben bu sözüme dahil etmem buyurdu. Bu ayet-i kerime aslında indiği zaman Peygamberimiz zamanında yaşayan Yahudilere de Hristiyanlara da öylesine önemli bir mesaj veriyordu ki diyorlardı ki biz Üzeyr Allah'ın oğludur. Biz de onu sevenleriz. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur. Biz de onu sevenleriz. Dolayısıyla biz elbette bu sevgiden faydalanacağız. Ayetlerde Rabbimiz Teala işte bildiriyor: Ey Habibim, onlar böyle böyle diyorlar. Sen de onlara de ki Allah evlat edinmekten münezzehtir. Siz böyle diyerek kendinizi üstün görmeye çalışıyorsunuz. Bu asla doğru bir kıyas değildir. Cenab-ı Hak bu ayetleri gönderiyor. O halde zalimleri benim bu vaadim, efendim bu müjdeye dahil etmem buyuruyor Rabbimiz Teala. Bundan da biz bir ders çıkaracağız. İnsana Mevlamızın dilediğimiz duamız o olmalı. Ona boyun eğen, itaat eden, kulluğuyla bir güzel salih ameliyle dikkat çeken evlatlar lazım. Bunun için dua etmek lazım. Bu sebeple Hazreti İbrahim Rabbine el açıp da yalvardığında Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Ey Rabbim, beni de sana hakkıyla senin arzu ettiğin şekilde namaz kılanlardan eyle, neslimi de aynı şekilde bu şekilde namaz kılanlardan eyle diye dua etmiştir. Niye? Atası Hazreti Nuh'un başına gelenin onun da başına gelmesinden korktuğu için. O sebeple aziz kardeşlerim, bazen bize soruyorlar, hocam ne yapıyorsam işte namaz kılmıyor evladım. Ben çok üzülüyorum. Halbuki şuna işte din eğitimi verdim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Onlara diyoruz ki bu ayeti kerimeden yola çıkarak, onu şeytanın aldatmaması için, onu koz olarak kullanmaması için sevginizi asla eksik etmeyin. Sevgiyle, merhametle, şefkatle hep davranabilme başarısını gösterin ve senin ben bu dünyanın içinde, ahiretin içinde bunu istiyorum. Senin kıldığın namazdan benim değil, senin istifaden var. Bunu gönülden kendisine samimiyetle arz edin ve seherlerde kalkıp Rabbinize yalvarın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in duasıyla sana dua ediyorum. Onun duasını kabul buyurup ona Halim İsmail'i, Alim İshak'ı lütfettiğin gibi benim de evladımı namaz kılanlardan eyle. Senin emirlerine uyan, inkiyat eden kullardan eyle diye evladınız için dua edin. Mevlamız o peygamber hürmetine, Resulullah Efendimiz hatırına size hiç ummadığınız güzellikler nasip edebilir. Ve şunu bilin ki kendi evladı Hazreti Fatıma'yı, damadı Hazreti Ali'yi namaza giderken kapılarını tıklatıp namaza kalkın diye uyaran bir peygamberimiz var. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ ayetine muhatap olan bir efendimiz var. Sen kendin bu ibadette sabırlı ve kararlı olduğun gibi aileni de bu konuda uyar, uyandır diye bir emri ilahiye muhatap idi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani evlatlarımızla ilgilenmeden olmaz, ilgilenmek mecburiyetimizi üzerimizden atamayız. Bu sorumluluğu bize anlatıyor bu ayetler. İşte bu peygamber Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, bıçağın altından Rabbimizin kurtardığı Hazreti İsmail, onlara Mevlamızın emrettiği üzere Kabe-i Muazzama'nın duvarlarını yükseltip bir noktaya getirdikten sonra, yani bitirdikten sonra vazifelerini, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle o Kabe'nin duvarının hemen yanı başında, belki onun gölgesinde ellerini açıp Allah'a dua ettiler. Ey Rabbimiz dediler. Bu amelimizi bizden kabul buyur. Niyazda bulundular. Rica ve minnet ile Cenab-ı Hak'tan istediler. Ne olur? Emrettin, yaptık, kabul buyur. Onun için aziz müminler, mümin bir ibadeti yaptıktan sonra Mevlamızdan kabulünü de isteyen kişidir. Ben yaptım, gerisi Allah'a ait sözü hiç mümine yakışmaz. Yaptıktan sonra da Allah'ım kabul buyur demek yakışır. Bir ay orucunu tutup bayramda da Rabbim kabul eyle der. Birbiriyle tebrikleşirken Mevlamız kabul buyursun diye niyaz vardır. Kurbanından sonra Halil'in İbrahim'den, Habib'in Hazreti Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benim de amelimi kabul et diye Ya Rab niyaz eder. Bunu unutmayalım aziz müminler. Bize Hazreti İbrahim ile İsmail'in diliyle Rabbimizin mesajıdır. Kabul buyur Ya Rabbi. Tekabbel minna. İnneke entes semi'ul alim. Çünkü sen sözlerimizi şu anda işiten, gönlümüzde olanı en iyi bilensin. Sen emrettin, emrine inkiyaden uyarak biz yerine getirdik. Eksiğimiz, kusurumuzla kabul buyur diyorlardı. Dualarına devam ettiler ve dediler ki Rabbena vec'alna muslimeyni leke Bir niyazımız daha var senden. Bizi sana hakkıyla teslim olan müminlerden eyle. Ve min zürriyetina, bizim neslimizi de gelecek olan soyumuzdan kimseleri de Müslümanlar eyle. Sana teslim olanlar eyle. Ve erina, bizlere göster menasikena ve tub aleyna. Sana nasıl ibadet edeceğimizi bize bildir ve bizimle ilgilen demektir ve tub aleyna. Hatalarımızdan dolayı bizi terk etme, bizi affınla karşıla. İnneke entet tevvâburrahîm. Çünkü sen yönelen kuluna daha çok yönelensin. Ve sen merhameti sonsuz olansın. Bir dileğimiz daha var senden ey Rabbimiz. Rabbena veb'ath fihim. Bizim neslimizden bir peygamber gönder. Peygamberler, son peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katındaki değerini ta Hazreti Adem'den beri bilirler ve isterler ki kendi nesillerinden olsun o peygamber. Diliyorlar Rabbimizden Hazreti İbrahim ve İsmail. O peygamber senin ayetlerini insanlara tilavet eden, okuyan bir peygamber. O peygamber senin kitabını ve hikmeti insanlara öğreten bir peygamber olsun. Ve o peygamber insanların ahlaki güzellikleriyle onları donatan, kötü özelliklerinden, nefislerindeki kötü ahlaki özelliklerden de onları arındıran, tezkiye eden, irşad eden bir peygamber olsun. Ve yuzekkihim ifadesi de bu. Resulullah Efendimiz hem peygamberlerin sonuncusu Hatem-ül Nebiyyin olarak farklıdır. Çünkü ondan sonra şeriat gelmemiştir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir onun için. Resulullah Efendimiz peygamberler içinde muallimlik vasfına sahip bir peygamberdir. Hayatıyla öğretmiştir bize ve Resulullah Efendimiz bizi ahlaken de oluşturacak, güzelleştirecek bir sünnet-i seniyyeyi bize olgunlaştıracak özelliğiyle geride bırakan bir peygamberdir. İşte aziz müminler, biz bu hadis sohbetlerine devam ettiğimiz zaman o muhteşem, o muazzam talimiyle, terbiyesiyle Resulullah Efendimiz o muallimi tanımış oluyoruz. Hadis-i şeriflerin böyle bir önemi var bizim için. Kur'an'ı okuyan peygamberin hayatını Kur'an ile nakışlandıran bir Nebi-i Muhterem'in biz sözlerinden istifade ediyoruz. İşte bugün başladığımız bu hadis sohbetleriyle inşallah bunu Rabbimiz Teala bizlere lütfeylesin, gerçekleştirmeyi lütfeylesin. O vazifemizi hep beraber yapmayı hepimize nasip eylesin. Size 3 hadis-i şerif aktararak sözlerimi tamamlayacağım. Buyuruyor ki Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz: İnne likulli nebiyyin vulaten minen nebiyyin. Her bir peygamberin diğer peygamberlerden bir farkla kendisine dost olarak seçtiği bir peygamber vardır. Yani kendisini, çünkü biz peygamberler Allah'ın görevli memurlarıyız. Babaları bir, anneleri ayrı kardeşleriz buyuruyor Resulullah Efendimiz. Ama bununla beraber böyle özel bir yakınlık kurarak seçtiği bir dostu vardır. Ve inne veliyyi ebi. Benim de bu dost olarak seçtiğim ebi ve halilu rabbi. Hazreti İbrahim'i kastederek Rabbimin halili, Halilullah, Halilurrahman. Vettehazallahu İbrahim'e halila ayetiyle Allah İbrahim'i kendine dost seçti ayetinde ifade buyurulduğu üzere Rabbimin halili, dostu, benim de velim olarak babam, atam Hazreti İbrahim'dir diyor. Hazreti İbrahim'in bizim için bu kadar önemli bir yeri var hayatımızda. Ve bir başka hadis-i şerif. عُرِضَ عَلَيَّ الْاَنْبِيَا Miraç gecesi bana peygamberler gösterildi. وَرَأَيْتُ İbrahim'e Dikkat buyurunuz, Resulullah Efendimizin Hazreti İbrahim'e salatü selam okuması bu hadis-i şerifte aynen böyle. وَرَأَيْتُ İbrahim'e salavatullahi aleyh. Kurban olduğumuz Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ceddinden Hazreti İbrahim'den salavatullahi aleyh diye bahsediyor. Ona salatü selam okuyor. Onun için biz müminler peygamberlerden bahsederken aleyhisselam deriz, onları da selam ile anarız. Çünkü وَسَلَامٌ عَلَى İbrahim diye ayet-i kerimede diğer peygamberlere de böyle Rabbimiz de selam ediyor. Ve bana ben İbrahim aleyhissalatu vesselam'ı gördüm diyor. فَاِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ şebehen. Şunu bilesiniz ki Cenab-ı Hak onu bana öylesine yakinen müşahede ettirdi ki bir bilgi veriyor bize. Ona görünüm itibariyle en çok benzeyen sizin arkadaşınızdır buyurdu Resulullah Efendimiz. Büyük bir edep timsali benim dememiştir. Sahabiler anlamışlardır ki sahibukum ifadesi. Sizin arkadaşınız şunu bilin ki ona görünüm olarak en çok benzeyen kişidir. Yani Resulullah Efendimiz'i görmek, onun vasıflarına şahit olmak, Hazreti İbrahim de böyleydi dememize imkan sağlıyor, bunu anlıyoruz. İşte böyle bir peygamberin Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam neslinden onun torunu olarak dünyaya gelmiştir. Ceddim dediği, ebi olarak vasıflandırdığı Hazreti İbrahim. Miraç gecesinde hayırlı evlat diye hitap ediyor Resulullah Efendimiz ve ismiyle ey Muhammed ümmetine benden selam söyle buyuruyor. Bu bize çok güzel bir ifade. Tüm ümmetini kastediyor. Ashabına değil de ümmetine. Benden ümmetine selam söyle. De ki cennetin toprağı çok hoş, suyu da çok tatlıdır. Buraların ağacı ise bir cennet, cennet bahçe, çok güzel bir bahçe manasına gelir. Ravza görüntüsüyle insanı büyüleyen güzellikteki çiçeklerin, ağaçların olduğu yer ve artı kokusuyla da sizi mest eden ortamdır Ravza. Cennetteki ravzalardan bahseder Rabbimiz Teala. İbrahim aleyhisselam da buyuruyor ki ve buraların ağacı da ağaç ne ola ki diye düşünelim buyuruyor. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber cümlesidir diyor. O halde kim cennette Allah'ın ona tahsis ettiği köşkünde böyle çok ağaçlarla dolu bir bahçe olsun istiyorsa, hadisin şerhi, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber tesbihine çok dikkat etsin. Bahçesinin ağacını bu dünyada diksin, sözünü bize Hazreti İbrahim Miraç gecesinde Resulullah Efendimiz ile gönderiyor. Mevlamız bu tesbihat ile dilini efendim meşgul edenlerden eylesin. Mevlamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesiyle mütesennin bir hayat, ahlak-ı hamidesiyle mütekallik bir yaşantı ve Kur'an-ı Kerim ile bezenmiş, nakışlanmış bir hayat, dünya hayatı cümlemize nasip eylesin ve bizleri bu dünyada bu şekilde yaşayarak ahiret yurduna mümin olarak göçenlerden eylesin. Onun rızası hepinizin üzerinize olsun. Amin bi hakki habibihi ve rasulihi ve nebiyyihi Muhammedin. Nusalli ve nusellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Velhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha.